Başkanlarım, mensüelerim, daire başkanlarım, değerli Manisa'da işçilerim, siz diğer vatandaşlarım, değerli basın, yeni bir meclis akşamında sizlerle beraber olmakta mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, açılış ve yoklamaya başlayalım. Ahmet Alman, Hasan Yüksel, Ali Can, Salih Hızlı, Beza Yavuz Kazan, Hüseyin Er Yüksel, Hikmet Çağan, Doğan Esir, İbrahim Kaya, Üçü Aktar, Gökhan Karaçoban, burada. Bilge Atmayar, Ali Uçak, mazeretsiz. Yaşar Çatalları, burada. Ömer Zeren, Murat Biber, burada. Selam Selçuk, burada. Mustafa Akın, burada. Hüseyin Aktur, burada. Kemal Korkmaz, burada. Kamil Öz, burada. Ahmet Cüney, burada. Muhittin Yıldız, burada. Muhammed Akyol, burada. İlhan Ure, burada. Ahmet Esen, burada. Art Safa Gökkaya, burada. Yaşar İsmail Gülüz, burada. Mehmet Canlar, burada. Ali Rıza Duman, burada. Evet. 12 Ağustos 2014 tarihli meclis toplantı tarafımızın okunması ve oylanması noktasında söz almak isteyen var mı? Yoksa oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oylarınızı kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin birinci maddesi. İmam ve Bayındır Komisyonu'nun Sahili İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2262 adlı 21 parselde hazırlanan imar planı değişikliğiyle ilgili rapor. Evet, bu konuda söz almak isterim abi. Sayın Başkan, komisyon raporunu kabul yönünde teklif ediyoruz. Evet, başka söz almak isteyen var mı? Yok. Yoksa oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy yönü kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Sahil İlçesi Zandar Mahallesi, 2096 adlı bir parsel tadından imar planı değişikliğiyle ilgili rapor. Evet, bu konuda söz var mı? Ben buyurun efendim. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis arkadaşlar, kıymetli basın dinleyenleri Manisa'da. Önce sözlerimden bu meclisin Manisa'mıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle başlamak istiyorum. İkinci, komisyondan gelen bir karar. Fakat komisyonda şöyle bir bilgilendirme aldık biz kendi durumumuzda. Geçmiş dönemde Büyükşehir Meclis Üyesi de olan arkadaşlarımızdan bazıları komisyon kararında geçmişte bu karar alındığında Sahili Belediyesi'nde görev yapmışlardı. Sahili'de geçmiş bu meclis geçmişte. Sanki komisyonun bir eksik bilgi aldığı, bazı bilgilerde eksiklik aldığını hissettik. Dolayısıyla biz grup olarak eğer mümkünse bunu tekrar geri çekilip bu Sahili'de mecliste karar alan arkadaşlar ve diğer bilgilerin detaylarına inerek komisyonda tekrar görüşülmesini Sahili için iyi olacağı düşüncesinde. Çünkü yoksa orası atıl bir vaziyette kalmış. Bunun bu şekilde tekrar komisyona gitmesinde görüşülmesi diye bir düşüncemiz var. Diğer grupların kararlarına sahipleriz. Evet, bu konuda başka bir görüş var mı? Tekrar komisyona gönderilmesin Sayın Başkanım, konu görüşülmek üzere. Peki, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi. İmam ve Bayındırlık Komisyonu'nun Sahili ilçesi plan kurulu değişikliği ile ilgili raporu. Bu konuda söz var mı? Sayın Başkanım, 3'te 9'a kadar herhalde İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları var. Doğru. Onların hepsinin kabul edilmesi yönünde teklifimiz var Sayın Başkanım. Evet, 3 dahil, 9 dahil olmak üzere, 3'ten başlayıp 9 dahil. Tamamının oylanması noktasında uygunluk varsa oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 10. maddesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde geçerli olacak planlı alanlar yönetmeyi yatırlanması ile ilgili rapor. Evet, bu konuda söz var. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, dairesinden aldığımız uyarıyla komisyon raporu aldıktan sonra yeni bir yönetmeni çıkmış. Bu yönetmelik de komisyon raporunun bazı konularda uzlaşmadığı gibi bir tespit var. Bir yanlışın içine düşmemek açısından bu raporun da tekrar komisyona gidip yeni yönetmeliğinle beraber incelenmesi, ters bir konumun doğmaması diye düşüneceğiz. Peki,
Yani mevcut ilçe belediyelerinden yürürlükteki plan notlarının istenmesine değer bir kayıt var burada. Bunların tamamının Büyükşehir bünyesinde komisyonuna iletilmesinden sonra masaya yatırılıp tekrar değerlendirilmesi. Evet. Bu arada çıkan yeni bir yönetmelik var dediğimiz kadar. O yüzden bir yanlışlık olmasın. Dilden bu iyi yıldırlarsın. Evet. Bu konuda başka görüş var mı? Zülfikar Bey. Tekrar komisyona gönderilmesi yönde teklifim. Tekrar komisyona gönderilmesi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy belirler, kabul edilmiştir. Gündemimizin 11. maddesi. Evet, Can Bey bir şeyler soracak herhalde. Banki yönetmeliğinde ne değişiklik oldu biz komisyon toplandıktan sonra? Evet. Onu anlayamadım. Onunla alakalı da bilgi verirsen Ahmet Bey sevdim. Komisyonu da değerlendirirsiniz tekrar arkadaşlar. Ama bu konuyla alakalı şeyleri Manisa kamuoyu, müteahhitler ve birçok arkadaş bekliyor. Sonucunu bekliyor. Çok soruluyor. Bir yanlış varsa düzeltesin bunu. Siz bilirsiniz. Evet. Yani bir yanlış yok ama ondan dolayı ısrar ediyorum. Onu incelensin, bir denensin, bir daha komisyonunu değerlendirirsin. Evet. Gündemimizin 11. maddesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gördes ilçesi Huzur Evi alanının etrafında imar planı tadilatı yapılması ile ilgili Gördes Belediye Meclisi canından 0306-2014 tarihli 66 sayılı karar onaylanması ile ilgili rapor. Evet, bunun da söz var mı? Kabul edilmesi yönünde teklif edilmiş. Evet. Birden 25'e kadar bir uygun sorun yoksa 11-25'i tamamen üzerinde bir oylama yapalım. Ayrıca gidelim. Yok, tek tek gidelim başkanım. Birkaç tane husus. Öyle mi Bey? Evet, 11. madde üzerinde başka söz var mı? Yoksa oylarını soruyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesi. İmam ve Bayındırlık Komisyonu'nun 40 ağaç ilçesi 1/5 bin ölçekli Nazım İmam Planı ile ilgili raporu. Evet, bu konuda söz var mı? Söz var mı? Kabul edilmesin diye çıkıyoruz. Evet. Yani 25'e kadar hepsi kabulse hepsini birden öğreniyorum. Red varsa da görebilirim. Bir iki husus var tekrar. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, o günlerde kabul edilmiştir. Gündemimizin 13. maddesi. İmam ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Oncu Bozköy Mahallesi 3475 adı bir parselde kayıtlı taşınmazın izale-i şuurluk satışı ile ilgili raporu. Evet, bu konuda söz var mı? Yoksa oradan... Sayın Başkanım, bu konunun tekrar komisyon tarafından değerlendirilmesi için, ekskursların tamamlanması için teklif ediyoruz. 13. madde mi? Evet. Cengiz Ergün'e satışta yetkiyi geri mi çekiyorsunuz komisyon kararınızı? Tekrar görüşmek üzere komisyon. Yani bu komisyon kararında biraz önceki imar konusunda kısas mı oluyor şimdi? Kısasa kısas mı oluyor? Onu bileyim. Yok, bizim öyle bir şey yok. Şu anda zaten bunun satışı söz konusu değil. Yetki vermeyecekseniz gelecek. Sayın Başkanım, tekrar görüşmek üzere komisyon çalışmalarına devam etsin. Bir sıkıntı yok. Manisa Belediyesi'ne ait değerli meclis üyeleri madem öğrencimiz konuyu kadar çıktı. Adliyenin arkasındaki 41 bin metrekarelik bir alanımız var. Bunun 25 bin metrekarelik alanı, 26 bin metrekarelik alanı Manisa Belediyesi'ne, yani Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bunun satışı da mahkeme tarafından eli bulandı günü açıklanacak. Bu mahkeme satışına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katılması tabii ki zorunlu bir gerçek. Burada geçen ay meclisin komisyona sevk ettiğinde belediye başkanı burada bir yeri temsilen Büyükşehir adına kaç paraya kadar arttıracak diye komisyon karar verecek. Burada komisyonun almış olduğu bir karar var. Okur musun? Yapılan görüşme neticesinde söz konusu 41.222 metrelik arsa basınlı taşınmazdan belediyemizin işte 25.042 metrekare seyin hissesi mevcut olup arsanın satış iadesinde belediyemiz adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e veya Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yetkilendireceği belediyemiz personeline yapılacak olan iadede sınırsız pay öne sürebilmesi yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şimdi bu tekrar komisyona gidiyorsa bu yetkiyi mi ele alıyorsunuz?
Sayın Başkanım, şimdi ihale belli bir muamen bedelle çıkılmış. Rakam belirse. Yani şimdi sınırsız pay noktasında bu konunun araştırılması, eksik usulünün tamamlanması için tekrar komisyonun görevlendirmesini talep ediyoruz. Arzunuz nedir? Gelip isterseniz hiç kimseye sokmayabiliriz. Büyükşehir adına kimse de girmeyecek bu sorunu. Yok, açık ihale. Herkes girebilir. Sıkıntı yok Sayın Başkanım. Yetki vermezse neye göre girecek meclisinin yetkisi? Yetki vermeyeceğiz demedik Sayın Başkanım. Komisyon tekrar konuyu görüşmesi için tekrar komisyona gelmesini teklif ediyoruz. Evet. Müdahalet, Can Bey'in işi bozuldu. Bu komisyon kararından sonra mı değişti? Ne oldu da şimdi bunu değiştirdiniz? Ben anlayamadım ya. Böyle bir şey şu saate kadar bize iletilmedi çünkü. Biz niye komisyonu gönderildiğini hala anlamadık Sayın Başkanım. Yani daha iyi sadece bir açıklama var, sonra dinleyelim. Biz daha komisyonda yapılsın, komisyona geri göndermesini oylarınıza sunuyor, kabul edenler. Oy çoğunluğuna. Oy birine. Siz ne bildiriniz? Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Kabul edesmiyorum. Oy birine gitsin. Tamam. Sonra oy birine gitsin. Tamam. Kabul etmiyorum. Sorunun adını ne alsın? Tamam. Tamam. Kabul etmiyorum. Tamam. Kabul etmiyorum. Ocaklığıyla İmar Komisyonu'na geri gönderilmesine karar vermiştim. Kişisel itirazlarının neyse maalesef. Evet, 114. maddesi. İmam ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dair edilecek park ve yeşil alanların tespiti ile ilgili raporu. Evet, bu konuda söz var mı? Kabul edilmesi yönünde teklif ediyoruz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oyunuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 15. maddesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dahil edilecek olan yolların ve ulaşım bağlantılarının tespiti ile ilgili raporu. Evet, bu konuda söz var mı? Evet. Ben sessiz olanınızı. Kabul edilmesi yönünde teklif ediyoruz Sayın Başkanım. Oylarınızı da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oyunuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 16. maddesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Turizm, Tarım ve Sanat Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık ve Orman Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun Katartık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesis Alanı ile ilgili raporu. Evet, bu konuda söz var mı? Kabul edilmesi yönünde teklif ediyoruz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oyunuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 17. maddesi. Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun J plaka tahsisli umum servis araçları çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik değişikliği ile ilgili rapor. Bu konuda söz var mı? Kabul edilmesi yönünde teklif ediyorsun. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 18. maddesi. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun terminaller giriş çıkış ücret tarifesi ile ilgili raporu. Evet, o konuda söz var mı? Kabul edilmesi yönünde teklif ediyoruz Sayın Başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 19. maddesi. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun özel güvenlik izni ile ilgili raporu. Bu konuda söz var mı? Sayın Başkanım, burada bazı ilçe belediye başkanlarımızla bazı konularda görüşmelerde ihtiyaç hasıl olmadığı yönünde bazı fikirler ortaya çıktı. Bu konuda da bir eksik araştırma olduğu hususundayız. Bu konuda tekrar komisyona havalesini teklif ediyoruz. Evet. Şimdi değerli hazırın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. İlçelerde açacağı oda terminal, hizmet binaları, harp binaları, şantiyelerinde görevlendireceği güvenlik elemanlarının tespiti noktasında bir çalışmadır bu madde. Ancak görülen lüzum üzerine biraz önce de içeride ifade edildiği gibi bazı ilçeler
Söylemekten de sakınca duymuyorum. Göl Marmara, şey Köprübaşı ile Görles ilçesi güvenlik elemanının ihtiyaçları pek yokmuş. Sonuçta Büyükşehir'in orada konuşlandıracağı insanlar noktasında karar Büyükşehir'in yetkisinde olması lazım. Her ilçe kendi çalıştıracağı elemanını, ekibini kendisi dahil eder. Bu yetki de kendinde olması gerekir. Orada çalışacak olan iki kişi, üç kişi güvenlik elemanının olup olmama hakkını gasp etme noktasında burada bir kararın verilmiş olması beni çok üzüyor. Çok üzüyor. Gördes'te çalışacak olan güvenlik elemanının kararında bırakın ben karar vereyim. Beş kişi mi çalışır? Bir kişi mi çalışır? Onun yetkisi de burada Büyükşehir'in AVM'lerindedir, genel sekreterindedir, belediye başkanındadır. Sen orada çalışacak olan güvenliğin veya zafiyetin veya da olacak durumun sorumluluğunu sen değil ben alayım. Manisa Belediyesi'nin 5 yıldır süre içerisinde hangi şartlarda nasıl insanların işte çalıştırıldığını geçmişe dönüp bir bakın. Madem kamu vicdanı noktasında bakıyorsunuz, kamu vicdanı noktasında da Manisa Belediyesi'nin 5 yıllık süreci içerisinde yaptığı çalışmaları, çalıştırdığı hizmet noktasındaki insanların ne şekilde çalıştırıldığına bakın. Burada bana göre bir önyargı var. Bu kadar artık bu işin cılkını çıkarmanın da bir anlamı yok. Sayın Başkanım. Bakın. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Benim orada çalıştıracağım iki tane güvenliğin elemanında Gördes Belediye Başkanı karar veremez. Sayın Başkanım. Büyükşehir olarak bir süresiz karar. Söz istiyorum. Gördes adımı zikretti. Söz istiyorum Sayın Başkanım. Buyurun Başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Biz hiçbir belediyenin alacağı eleman konusunda, personel konusunda kimsenin yetkisini gasp etme hakkımızı kendimizde görmüyoruz. Ancak bu meclise gelen, meclis tarafından karar verilecekse bazı sakıncaları da söylemekten geri durmuyoruz. Gördes otogarını Gördes Belediyesi olarak 5 yıldır biz işletiyoruz. Orada bırakın 5 tane güvenliği, bir tane tahsilat görevimiz bile yoktu. Gördes seyahatte hareket eden araçların sayısı bellidir. Günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak tahsilatını alır gelir Gördes Belediyesi'nin tahsilatına, beldesine yatırmıştı bugüne kadar. Biz sadece başkanımıza bunu söyledik. İçeride dedik ki, başkanım burada 5 tane güvenlikçi kamu vicdanını sızladı. Kamu vicdanını sızladı. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başkanımızın yetkisini de gasp etmedik. Eğer bu meclis bu kararı verirse 5 değil 10 tane lazım. Kesinlikle gasp etmediğim bir şey söz konusu değil. İkincisi yine Büyükşehir'in bürosuyla ilgili şunu söyledim. Örnek olarak verdim. Bana sorulduğu için, bana sorulmasaydı yine belki konuşmayacaktım. Dedim ki karşısında İş Bankası var. İş Bankası'nın bir tane güvenlikçisi var. Sabah saat 8'de geliyor tahsilatla ilgili. Akşam saat 5'te 6'da kapatıyor gidiyor. Madem biz gerekirse bir tanesini kullanırız dedi. O zaman bir tanesini talep edebilirdiniz. O bir tanesi de orada sabah 8'den 5'e 6'ya kadar görevini yapabilir dedim. Bunu saklı gizli söylemiyorum. Açıkça söyledim ve dedim ki bunu da ekonomi israf olmasın dedim. Kendisiyle paylaştım. Ben kamuoyu takdirine bırakıyorum. Peki teşekkür ederim. Buyurun. Hepinize hayırlı günler diyorum. Başkanım olma sorumlu. Gördes Belediyesi'nin dibinde itfaiye var. 24 saat nöbetçi var. Gördes Belediyesi'nde şu anda güvenlikçi sayısı kaç tane? Evet hocam. Bunu soralım. Cevap ver. Kaç kişi güvenlikçi olarak çalışıyor Gördes Belediyesi'nde kadro olarak? Sayın Çocuğum. Ben Gördes değilim. Yok bir cevabını alalım başkanım. Bir saniye versin. Bir saniye. Ama bak bir soru geldi şimdi. Ama soracağım hocam. Bir dakika.
Bakın bu usulü doğru koyalım Sayın Başkan. Siz başkansınız. Bir dakika. Bakın usulle ilgili ciddi eleştirilerim var. Siz başkansınız. Herkes gelse bile meclisi siz sakinleştirme durumundasınız. Siz yönetiyorsunuz, siz yöneteceksiniz. Evet. Yasa bunu size veriyor. Ama hiçbir gerginlik yok. Ben siz geliyorsunuz. Ben sözüm. Tamam değil. Ben bu meclislerde çok bulundum. Siz olabilir. Kimse gelmiyor, siz geliyorsunuz. Doğru, ben geliyorum. Size 3 tane güvenliği, 5 tane güvenliği vermedi. Bu lafı olmaz. Hayır, bak. Bu lafı olmaz. Bakın Sayın Başkan, karşılıklı konuşmayalım. Bakın bir dakika, o sözünüz yanlış. Ben cevabını alabilirim. Ya ben bir sözüm bitireyim. Özürdeki yanlışlarınız var. Eğer bir konu, herhangi bir konu, imar, güvenlik vesaire buraya geliyorsa burası Büyükşehir Meclisi. Kararı burası verecek demektir. Öyle mi? Buraya itiraz olan var mı? Hayır. Ama siz demin ne dediniz? Ben Büyükşehir Başkanıyım. Bir yere adam alacaksam bunun kararını ben veririm. Bir cümle sarf ettiniz. Yeterli güvenliğe konuşmasın. Tamam. O zaman meclise getirmeyeceksin. O zaman meclise getirmeyin. Varsa bile gücünüz o, o şekilde uygulamaya direkt geçin. Meclise geliyorsa bakın burası halkın iradesi. Meclise saygı göstereceksiniz. Meclisin iradesine herkes saygı gösterecek. Ben bu meclislere korkurum Sayın Başkan. Sizi tekrar ben sizin dostluğunuza binaen söylüyorum. Herkes gelse bile siz ya dışlıyorlar meclise işletmekle sorumlusunuz. Demin bir madde, 10. madde Mehmet Güzgün orada hata yaptı. Onunla görüşeceğiz kendisiyle dostumdur. Bütün Manisa'nın beklediği imarla ilgili bir maddeydi o. Orada bir yanlışlık oldu. Ben mümkünse bir önergeyle tekrar bir müzakere istiyorum. 10. maddeyle ilgili. Bir ara verip talep ediyorum. Tekrar bir önerge vereceğiz. Tekrar bir müzakere. Bunu bütün Manisa'nın müdahilikler iş alanları bekliyor. Bu çok önemli. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararla ilgili Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'ndan gelen bir yazıya istinaden biliyorsunuz Manisa'da bütün vilayet bazında balon çıkıntıları bundan sonra verilebileceğine dair bir yazı var. Hepimize bağlı. İşte bu 10. madde onu düzeltiyor. Bu da ne eksik var? Bizim komisyon başkanımız, Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanı diyor ki ben söz istedim, söz verilmeden oylamaya geçildi. Biz bunu imar komisyonunda eline boyuna görüştük ve bir karar aldık. Komisyon başkanı benim sözüm bitmeden oylamaya geçildi. Bu yanlış, usulü aykırı diyor. Bütün Manisa'da bunu bekliyor. Benim şahsi işim değil. Bütün belediyelerin yani, meselesi. Onun temel oylaması yapıldı. Komisyona geri gitti. Bir ay sonra çıkar karar. Eğer yanlışlarsa o da ciddi sıkıntı var. Ben istiyorum. Ben diyorum ki tekrar müzakere istiyorum. Ben bir yanlışlık varsa yanlışlık komisyonu değerlendirdim. Tekrar konuşuruz. Gerçekten oyun burada biz temel oylama yaptık. Çoğu arkadaşım burada elini kaldırdı zaten. Ama komisyon başkanı diyor ki bana söz verin. Söz talep ettim. Özellikle çağırdım sordum. Söz talep ettim. 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 Sayın başkan. Esasdan önce usul gelir. Şu usulü doğru oturtup doğru konumlandırırsa bu konu üzerinde yorumunuzu alabilir miyim Mehmet Bey? 13. maddeyle ilgili, 19. maddeyle ilgili. Ben maddenin içeriğiyle ilgili bir herhangi bir sözüm yok. Ben usulle ilgili sizin çıkışınız üzerinde bu usulü. Madde üzerinde görüşünüz alabilir miyim? Bu madde üzerinde sizin usulünüzün yanlış olduğunu söylüyorum. Onun için bu usul tartışması açıyorum. İsteyen bu konuda söz alabilir. Bu usul yanlış. Teşekkür ederim. Size göre yanlış. Evet. Buyurun efendim. Başkanım ben tekrar ilgili maddeye dönerim. Yani burada yerlerde biraz sinirler gergin olunca sebepli sebepsiz sesler yükseliyor. Şimdi özel güvenlik izni derken, bakın şimdi biz de toplu başında Ergen Manlar'da Akisar ve Kadar Adam Sosyalı'nı biliyor. Biz bunu kendimiz pek de kazanamadık. İlgili dairesi var. Dairesi daha ilçeleri tanımıyor. İlçelerdeki gücü de tanımıyor. İlçelerde bizim hizmet binasının gece açıp kapı kalan koyacağını da bilmiyor. En varsayarak beşer kişi düşünmüş. Bugün Akisar'da da 5 kişi. Köprübaşı'nda da 5 kişi düşünmüş. Eğer biz hizmet binasını kapattığımız zaman Köprübaşı'nda belki 1 kişi çalışacak. Fakat kanunda 1 kişi yazıp 2 kişi çalıştırma şansımız olmadı. Ama valilikten alınacak izinle 5 kişi diye buradan meclisten izin alındıktan sonra 1 kişi çalıştırma hakkımız olduğundan dolayı
Bunu geçmişte de böyle yaptık. Yani burada daire başkanından bilgi alabiliriz. Şu ana kadar meclisten geçirdiğimiz bu tip komisyonlarda hiçbir tanesindeki kadro tamamen dolmamıştır. Yani ihtiyaç ne kadarsa o kadar çalıştırılmıştır. Yani arkadaşlarımızın önerdiği gibi devletin parasını düşünüyorlarsa bizler de en az onlar kadar bu devletin parasını düşünen insanlarız. Bunu böyle bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Burada böyle çok küçük yerlerde dans edildiği düşüncesindeyim. Biz artık Büyükşehir Meclis Üyesiyiz. Biraz okyanuslara, denizlere bakalım, göllerde boğulma görüyoruz. Gördüğünüz çaydan. Evet. Bu konuda başka bir görüşme var mı? Evet, son görüş. Tekrar görüşmesi yolunda teklif ediyoruz. Komisyona gerek. Peki. Daire başkanına bir söz versek, belki bu saatte bir ayda güvenlikten dolayı doğabilecek hasılat meclise konuşlanamadık daire. Bir şey olursa biz de söyleriz kendilerine, sorumlusuz siz deriz. Bir ay oradaki açılan yani, ilçe belediyelerimizdeki sorumluluğu, atarız AK Parti meclisi üyelerine. Ne diyelim ya? Başkanım, sorumlu. Gördüğünüz de belediyede kaç güvenlik görevlisi? Biz onu duyamadık, gördüğünüz sizden soruyorlar. Evet. Cevap alamıyoruz. Evet. Başkanım size geliyor soru. Herkes soruyor buradan. Gördes'te güvenlik elemanı kaç kişi çalışıyor? Bakın, mesele Gördes meselesi değil. Yani sadece Gördes meselesi değil. Sadece Gördes'e indirgemeyelim. İtfaiye vardı yanında diyor. İtfaiyeyi Büyükşehir'e teslim ettik. Bundan sonra Büyükşehir itfaiyesi o büroyu da korur o zaman, koruyorsa bu yetki mecliste, meclisin vereceği karara hepimiz uymak zorundayız. Sizler de dahil. Ama bu kimse ifade koymadı. Vermeyin oraya güvenlik elemanları. Hizmet yaptırın numaralarını. Çalırsın, çırpılsın, yırılsın, ne var? Yıkılan bir şey yok. Bu devletin emniyeti var, güvenlik güçleri var. Kimle de ilgilenir? Sayın Başkanım, bu Gördes'in güvenlik meselesi, burası Büyükşehir'in meclisi. Yani bu konu artık yani Gördes meclisinde... Ben cevap alamadık hala Gördes meclisinde. Ya bu Gördes meclisinde konuşurlar, size bilgi verirler. Başkan böyle bir soruya karşılığı cevap vermek zorunda. Beş tane güvenlik görevimiz var, bunu saklamıyoruz. Ama buna karar veren Gördes Belediye Meclisi, Barisa Büyükşehir karar vermiyor. Yok, Barisa Büyükşehir Belediyesi verecek karara saygılıyız. Gördes ve Büyükşehir senin orada çalışacak güvenliği tabii ki karar vermeyecek. Gördes'in meclisi verecek tabii ki. Evet, senin başkanım. Evet, komisyona geri gönderiliyormuş. Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayılsın başkan. Sayılsın başkan. Gerek yok. Sayalım başkan. Sayılsın başkan. Evet, hayırlı sayalım. Sayalım. Mikrofonla verin, mikrofonla. Bu şekilde söylenme olmuş. Buyurun. Sayın başkanım. Parti grup sağlamında kimler meclisesi, kimler meclisesi olmadı belli değil. Onu bir tekrar belirleyelim bence. Evet, sayısın. Tekrar sayısın. Oylama mı sayısın? Evet. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Saymaya gerek yok. 46. 46 oldu.
Bir saniye.
sırf bizim belediyemizi ilgilendiren değil, Manisa'nın diğer Salih İlçesi, Alaşehir'i... Söyleyen Bey, usulü konuşuyoruz. Tabii ki her yeri ilgilendiren konular olacak. Orası Manisa Büyükşehir Belediyesi. Fakat şunu izah etmek istiyorum. Kayıtlara eğer bakacaksak, oylamanın arkasından, komisyon başkanımızın oradan bir sesi yükseldi. Sayın Başkan da kendilerine oradan komisyon başkanımız bir şey söylüyor tarzında bir şey de bulundu. Kendisi de ben o gerekçeyi anlayamadım diye bir şey kullandı. Onun arkasından da kabul olduktan komisyona tekrar gönderildiği başkanlarına hatırlatılınca da siz bilirsiniz dediniz. Can Bey, yanlış mı duydum? Hiç bitti değil yani. Komisyon başkanı olarak hala bana söz verilmedi derseniz bu yanlış bir ifadedir. Onu söylemek istiyorum. Beyefendi sizin konuşmanızı ben duydum. Nasıl verilmedi efendim? Yapmayın ya. Yaptıra gerek yok. Başkanım. Niye rahatsız ediyoruz? Siz komisyonu tekrar niye rahatsız ediyoruz? Ya siz bilirsiniz ifadesini siz kullanırsınız. Başkanım size bir gerek yok. Tamam. Göndermenizin 26. maddesi. Gündemimizin 26. maddesi. Bir ay daha beklesinler. Aylarca bekliyorlar. Bir ay daha beklesinler. Şimdi başkanım, burada bir... Gel Bey, 26. maddeye geçiyorum. 26. maddeye geçen Sayın Başkanım, burada meclis iradesini ortaya koyuyor. Tekbir müzakere veriyor. Burada bu meclisin iradesini yok saymak... Görüşülen madde tekrar gündeme gelmez Süper Bey. Alınmış bir karar var. Oylaması yapılmış, geçmiş. Tekrar sen 10 tane karar geriye getiremezsin. Aynı oturumda gelir Sayın Başkanım. Hayır, hayır. Genel sekreter gelir. Bana göre gelmez. Gelenlerden itirazlar yapılırsa başkanım. Devam edin Genel Sekreter. Gündemimizin 26. maddesi. Gündemimizin 26. maddesi. Ara falan yok. Bitireceğiz meclisi bu akşam. Evet. Evet. Bu konuda görüşler var mı? Buyurun Mehmet Bey. Başkanım. Açık değil. Bu kardeş şehir yılda bizim meclis kutlamalarına gelenler var. Onların davetleri üzerine 4 meclis üyesi bir tane belediye başkanı olarak sizi davet etmişlerdi. Biz o davete karşı tarafta görüşümünde sizin gelemeyeceğini söylediğimizde, büyükşehir olduğunu söylediğimizde, büyükşehir olarak sizin yerinize ilçe belediye başkanlarımızdan bir arkadaşımızı, 4 tane meclis üyesi konusunda bir teklifleri oldu. Bu tekliflere doğrusunda MHP grubu olarak 2 tane arkadaşın ismini teklif ediyoruz. Mümtaz Kargar, Serdar Adıgüzel. Evet, MHP grubundan 2 arkadaş. Evet, AK Parti grubundan. Sayın Başkan, Zafer Nergen, Burhan Tezcan meclis üyelerimizden, Ahmet Esen meclis üyelerimizden. Başkan olarak ilerimiz yok mu? Zafer Nergen. Evet, tamam başkan. Evet, 5 arkadaşın Çin Halk Cumhuriyeti Cumhur kardeşliğine katılımıyla ilgili oylarınızı sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 27. maddesi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihinde 865 sayılı ağaç alımı ile ilgili meclis kararının güncellenmesi ile ilgili teklif. Başkanım, bu geçen mecliste yanılmıyorsam Şubat ayında hangisi daire başkanımız burada işte daire başkanımızdan bilgi alınır. Ben bu arada düşüncesindeyim. Ali Bey, buradan bir açıklama yap. Sayın Başkanım, değerli adımın, herkese hayırlı akşamlar. Efendim bu daha önce Büyükşehir yapılacağı konusunda sizin devlet talimatıyla bir araç gereç tespiti ile ilgili talimat vermiştiniz. Büyükşehir yasası çıkmadan evvel biz 15 ilçede ve 68 beldede köylerde yaptığımız araştırmada itfaiye araç gereç durumunu tespit ettik. Bu araçlardan 68 tanesi 20 yaş ve üzerinde olduğunu, 35 tanesinin de 1 ile 15 yaş arasında olduğunu ve büyükşehir olduğumuzda araçlar konusunda sıkıntı yaşayabileceğimizi size rapor halinde sunmuştuk. Sizler de bunlarla ilgili bir çalışma yapın, önümüze gelsin, bakarız demiştiniz. Nihayetinde 4-2-2014 tarihinde yine meclisimize konu geldi. Yine meclisimizin sağ olsun hepsinin oy birliğiyle kabul edildi. Fakat bu Büyükşehir Belediye statüsü kazandığımız için İller Bakanlığı'na veya başka bir kuruluştan kredi talep etmek için bunun güncellenmesi istenmektedir. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak
güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca bu konuda biz Ekonomi Bakanlığı'na da yazı yazdık. Teşvimimizi aldık. Geçen hafta içinde Ekonomi Bakanlığı'ndan da bunun Büyükşehir Belediyesi olarak onandı ve geldi. Şu anda bu meclis kararımızın güncellenmesi geliyor Büyükşehir Belediyesi adına. Meclisin takdirlerimize arz ediyorum. Hayırlı teşekkür ederim. Ederim. Sağ olun. Evet, söz almak size var. Plan Bütçe Komisyonu ile Trafik Ulaşım Komisyonu havalesini teklif edilmesi. Diller Bankası'nda şu anda onun olur müracaatı yapılacak. 56 tane Manisa iline alacak itfaiye aracı hizmet. Bunun komisyonunun işi yok. Bunun kararı zaten geçen Manisa Belediyesi bünyesinde alınmıştı. Şu anda İller Bankası'nda bunun kredi talebiyle ilgili kredilendirme müracaatı yapılıp onayın alınmamasına müdahale kemaleye çıkacak. Yani diyorsunuz ki 56 tane aracı da bir ay daha bekletelim diyorsanız seve seve bekleriz. Sıkıntı yok Sayın Başkanım sana. Komisyona mı gönderelim? Peki, oylarınızı sunuyorum. Komisyona gönderilmesin. Kabul edenler? Biraz önce. Kabul etmeyenler? Oy çöpürüyle komisyona gönderilmesini. Biraz önce günde bir ay ekleyemiyorsunuz ama bunu da hafif bir ay ekleyemiyorsunuz. Bakın, karşılıklı atışmayla böyle söz bağırmana olmuyor. Usul, usul. Usulü bozmayın. Usulü. Bakın. Usulü evet. Belediye. Söz isteyecek, söz isteyeceksiniz ondan sonra. Belediye meclisi çalışma yönetmeliği yok diyorum. Hayır. Konuşuruz Mehmet Bey bir defa. Önce usulü öveceksin. Bir bayanla konuşuyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Gökhan Başkan. Gökhan Başkan. Bayanla konuşuyorsun. Sen yüksek be. Karışmayın. Bakın. Sen mi konuşur musun? Gökhan Başkan. Tamam. Ayıp ya. Belediye meclis çalışma yönetmeliği. Duyun. Madde 14. Mecliste görüşülen konuların kabul veya reddedilmesi. Reddedilen bir konu meclisin aynı toplantısında yeniden gündeme alınıp görüşülmez diyor. Başkanım, komisyona girmiş, karar alınmış. Bırakın bu baskıcı zihniyeti ya. Onu reddedilmemiştir başkanım. Komisyona gitti. Doğru mu? Komisyona gitti, bir karar alındı mı? Bir daha görüşülmez diyor. Bitti. Sana göre o. Bu sana göre. Kaç madde yok. Konuşulan karar alındı mı? Bir karar, bir daha görüşülmez diyor. Can Bey, anlamak istemiyorsan al eline kitabı oku, anla. Sayın Başkan, lütfen. Oğlum, uzaklaşıyorsunuz. Lütfen, nezaketimizi bozmayalım. Can nezaket mi kaldı ya? Lütfen ama ya. Sayın Başkan. 28. madde. İmam ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 26.8.2014 tarihi ve 558 sayılı Alaşehir ilçesi 1129 ada 2, 3, 4, 5 parseller 1130 ada 1 parsel 1131 ada 1 parselde imam plan değişikliği ile ilgili teklifi. 28'den 42'ye kadar imam komisyonunun gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Yarı 8'den 42'ye kadar. Sayın Başkanım, burada ilgili olan bazı konular var. İmar bayındırlık var, çevre ve sağlığın ve altyapının da gideceği bazı komisyonlar var. İlave et o zaman. Sıralı gidersek İlave. 29, 30, 31 imar bayındırlık, pardon 28, 29, evet, 30 başkanım. İmar bayındırlık komisyonu. Başkan bu toplantıdan önce bunları bir yapamadık. Yapamadık. Yani yapamadık. 28, 29, biraz söyler misin? 28, 29, 30 imar bayındırın konusunda Sayın Başkan. Yazı işleri tutuyor kaydı başkanım. Yazı işleri tutuyor, tutuyor başkanım. Evet, tamam mı? 31, imar bayındırın çevre, sağlık, altyapı, mesken komisyonu. 32, plan bütçe ve hukuk tarifeler komisyonu. 33, imar bayındırlık eğitim, gençlik ve spor komisyonu. 34, 35, 36 İmar Bayındırlık Komisyonu. 37 İmar Bayındırlık Komisyonu, Kültür, Turizm, Sanat Komisyonu.
38 imar bayındırlık, 39 imar bayındırlık, 40 imar bayındırlık, 41 imar bayındırlık, 42 imar bayındırlık, 43 plan bütçe hukuk tarifeler komisyonu. 43'e kadar bir oylayalım mı başkanım? Evet. 28'den 43'e kadar. Mevcut. Açıklanan komisyonlar gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 44. maddesi. Emlak ve İstihdam Dairesi Başkanlığı'nın 01.09.2014 tarih ve 1116 sayılı yeni otogar içerisinde mevcut Z62.10 iş yerinin polis ve inzimat noktası olarak ayrılması ile ilgili teklif edilmiş. Evet, bu konuda görüş var mı? Buyurun. Başkanım, bu yeni garajın içinde bir tane, iki tane dükkan, biri polis bir inzibat olarak ayrılmış. Ama bunlar, buradaki yerleri, bunları kirayla verme şansımız yok. Bunları Pesot'a biz 500 liraya kirayla vermişik. Dolayısıyla bunların Pesot'taki 500 liraların düşürülmesi alt düzeyi değil. Bunun ücretsiz olarak polise ve inzibata verilmesi diye bir düşüncemiz var. Evet. Kabul edilmesi yönünde teklif. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 45. maddesi. Emlak ve İstihdam Dairesi Başkanlığı'nın 04.09.2014 tarihli 1131 sayılı 2057 adet 2 parselde kayıtlı 10.723 metrekarelik arsa basılı taşınmaz ile ilgili Erkin Kan Vakfı ile belediyemiz arasında tanzim edilen işbirliği protokolünün süresinin uzatılması ile ilgili teklif. Evet, bu konuda görüş var. Kent ekonomisi ve sivil toplum örgütleri komisyonuna göndermesinde. Bunun süresi normal noktasında olduğu için direkt bunun oylaması yapılabilir. Yani geçen sene de biz Manisa Belediye Meclisi'nde bir yıllığını uzatma yapmıştık. Ömer Bey iyi yaptılar. Tekrar aslında talepleri bizden 2 yıldır. Ancak biz bunun süresi olması itibariyle arkadaşlar 1 yıl olarak göndermişler. Ergin Kanmak'ın önündeki yeşil alan bu. Yıllardan beri bunları kullanıyorlar sonuç itibariyle. Komisyona gitmesini talep ediyoruz. Hangi komisyon? Kent ekonomisi ve sivil toplum örgütü. Kent estetiği mi? Kent ekonomisi. Yok, bak bahçeye nasıl oraya gönderdik yeşil alanı? Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkanım, ben de espri yapmaya başlayayım mı? Başla, başla. Sahil ve ilçesi beden sensör. 46. madde. Emlak ve İstihdam Dairesi Başkanlığı'nın 04.09.2014 tarihli 1133 sayılı Sahil ve ilçesi beden sensör dükkanları ile ilgili teklifi. Evet, bu konuda görüş var mı? Sayın Başkanım, 46, 47, 48 plan bütçe ve hukuk tarifeler komisyonuna gönderilmesini teklif ediyoruz. Görsekizde mi? Evet. Yani 46, 47, 48, 49. Yani 48, 49'un direkt oylaması yapılmasın mı diyorsunuz? O iki adet iş yerinin tahsis bedeli 500 lira ne? Şimdi kent içi restoranlar zaten Büyükşehir Meclisi'nde gazetede verilmişti. Şimdi orada inşaat restoranların bitmesi sebebiyle artık ihaleye çıkarıldı, kiraya verilecek. Ancak bedel tespiti bu iki restoranla ilgili yapılmamış. Onun kararı alacak. İhaleye çıkarabilmesi için. Ve komisyona gitsin diyorsanız, o da gitsin komisyon. Gitsin Sayın Başkan. Peki. Bulutepe Beyazaş 49. madde. Başkanım 48'i yapalım 49'da. Bulutepe Beyazlar uygulaması da var. Şimdi orası da bitti. Şu anda müteahhitin teslim alındı. Oradaki iki tane çay kocağında yine Besov tarafından işletilmesi söz konusu. Eğer orayı sahip çıkmazsak bir hafta içerisinde oradaki bütün ne varsa kırılma noktasında. Onu da istiyorsanız gene komisyona gönderin. 46, 47, 48, 49 komisyona. Evet. Komisyona gönderiyoruz. Takvimlerinizi de sunuyoruz. Kamu. Kabul edenler, kamunun kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Komisyona gönderilmesi.
Evet, gündemimizin 50. maddesi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 28.8.2014 tarihli 494 sayılı J plak ve D plaka devir ücretleri gittik bugün. Evet, bu hangi komisyona gidiyor? Hukuk tarifelerine trafik ve ulaşım komisyonuna teklif ediyoruz sen. Evet. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 51. madde. İnsan Kaynakları ve İlgin Dairesi Başkanlığı 04.09.2014 tarihinde 721 sayılı boş kadro derece değişikliği ile ilgili teklif ediyor. Evet, hangi komisyona gidiyor? Bilen bütçe ve hukuk ve tarifler konusunda. Tamam. Evet. İki de plan bütçe ve hukuk tarifler arasında başkanım. İki avukatın alınma söz konusuydu. Oran komisyonu. Başkanım orada bir söz alabilir miyim? Buyurun efendim. Başkanım. Şimdi 52. maddede iki tane avukat, genellikle diğer yerlerde de görüştük, komisyona da geçecek. Yani ikincisi de size bir sakınca yok ama bunlar evvel diğer ilçelerimizde de, yani Gümüşşehir'de olsun, Şehzade'de olsun, genellikle şöyle bir uygulama yapmıştık. Genellikle normal bir avukatın, sayılardaki avukatın %20 aşağı, yani %80'i diye bir rakam geçirmiştik. Bu arkadaşların göreve başlaması gerektiğini söylüyor arkadaşlarımız ama yine de karar meclis. Evet. Hangi madde Sayın Başkanım o? 52. Yani 52. maddeyi kabul edebilirsiniz. Yani %80'i olarak. O zaman 51. maddeyi hangi komisyona gönderebilirsiniz? Bilen bütçe ve hukuk ve tarif. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, olabilirler, kabul edilmiştir. 52. madde. 52. madde başkanım. İki avukatın alımı. İki evet. Avukatın biraz evvel söylediğimiz gibi %80'i yani %20 görevindeki aynı kadrodaki görevindeki avukatın aldığı aylığın %20 eksiği olarak sözleşme yapılmasının uygun olduğu düşüncesindeyiz. Evet. Meclisimiz kabul ederse. Kabul edilmesi yönünde teklif ediyoruz Sayın Başkanım. Peki, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oylarınızı kabul edilmiştir. Evet, toplantı gündeminin hazırlanmasından sonra gelen evraklardan 53. maddemiz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 01.09.2014 tarihinde 128 sayılı ilçe mezbahalarının işletilmek üzere kiraya verilmesi için belediye yönetimine yetki verilmesi ile ilgili teklif ediyor. Evet. Tarım hayvancılık ve ilgilen birçok komisyonu havayesi verilmiş. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 54. maddesi. İmam ve Şehitlik Dairesi Başkanlığı'nın 08.09.2014 tarihli 598 sayılı Ula İlave ve Revizyon İmar Planı'nın asıl sürecine gelen itirazlarla ilgili teklif ediyor. Evet. İmar Komisyonu. İmar Bayındırlık Komisyonu havalesi. Evet. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler, oylarıyla kabul edilmiştir. Bir dahaki meclis. Evet, bayrama dengelenmesi sebebiyle ikinci salı 14 Ekim'de meclisin toplanması herhalde uygun. Tarih itibariyle bir sıkıntı yoksa. 14 Ekim saat 18 yine aynı saatte toplantı üzere oturumu kapatıyorum. Hayırlı akşamlar.